Evet arkadaşlar, bugün saat tam 11.30'da canlı yayınımızı başlattık. Genelde biliyorsunuz gecikmeler oluyor. Bugün yine biliyorsunuz sevgili Mürvet Hanım'la sizlere gizli burslu çanta nasıl yapılıyor onu göstereceğiz. Aynı zamanda çanta bittikten sonra da burs takılışını göstereceğiz size arkadaşlar. Aynı zamanda bir şey daha söyleyeceğim. Canlı yayın boyunca size vereceğim 3 şifre olacak. Canlı yayın sonunda bu şifreyi bana kim doğru verirse ona güzel hediyeler, hediye demiyorum, hediyeler vereceğiz. Bilginiz olsun. O yüzden kalem kağıdınızı alın. Vereceğim şifreyi de bir yere not edin derim. Evet, şimdi Mürvet'e geçelim. Mürvet'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Görüşmeyeli. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Bugün ne yapacağız Mürvet'ciğim? Şimdi bu deri burslu çantalarımızın örneğini arkadaşlarla paylaşalım. Arzu eden bizimle beraber. Bir de aynı zamanda gizli burs, derili gizli burs nasıl takılıyor diye soran arkadaşlar evet, çok. Evet. Sizlere onu da göstereceğiz. Hatta fırsat bursak ama büyük bir ihtimalle bugün yetişmeyebilir. Astarlamayı da ben daha sonra size bugün yetişmese de yarın göstereceğim astarlamasını. Evet, başlayalım mı arkadaşlar? Merhabalar, hoş geldiniz Asel ailesi. Hoş geldiniz. Mimitos tasarım, aslanıma sevgiler, selamlar. Sevgiler, sağ olun. Mimito. Mimito. Evet, arkadaşımın kızla çok severim. Kusura bakmayın, bazen yetişemiyorum. Başlayalım mı Kerim Beyciğim? Evet, yapamıyoruz. Sevgi Hanımcığım, neyi yapamıyoruz? Gizli bursu, derili gizli burs sanırım. Başlayalım. Ben şöyle yanınıza geleyim. Şimdi oval tabanı anlatmıştık ilk videomuzda. Şöyle kısaca bir geçelim. Zincir çekiyoruz. Dönüşte ilk zincirimize 3 tane dolduruyoruz. Geliyoruz. Bu başa 3 tane dolduruyoruz. Sonra 3 tane doldurduğumuz her sık iğneye 2'şer tane dolduruyoruz. 3 tane ikili sık iğnemiz oluyor. Dönüyoruz. Sık iğnemizin, ikili sık iğnemizin sağ taraflarına. Rozet nedeniyle diyor, tam görüntü yok diyor. Rozetler. Bayanlar görüntü var mı tam olarak? Rozetler, aslında biz açmadık rozetleri ama kendim açılıyor acaba. Emeği geçen herkese kolay gelsin. Başka kimse yazmadı, bir kişi yazmıştı. Şey yazsınlar hani göremiyorlarsa, birkaç kişi daha en azından var. Görüntü var diyor, güzel. Var görüntü. Şu üstten bakabilirsen evet. Nimet Hanım, Merhoş, Miroş'um yazmış. Ablam teşekkür ederim. O ilk çektiğimiz videoya bakabilir arkadaşlar. Evet, evet. Anlatmıştık da bana. Ben örnek olsun diye isterlerse git gel sık iğne de yapabilirler. Dikdörtgen. Şurada kaç zincir çekilmiş Mürvet Hanım? Hani baştan sorayım. Bu örnek ama bunun zinciri çok az. Küçük olsun diye ben hemen böyle minik bir şey yaptım. Çok uzun sürer çünkü. Şeylerin ölçüsünü, taban ölçüsünü veririz zaten. Güler yüzlü Alsıcığım. Tatlı Mürvet'im. Tabii ki dişsiz kelime diye. Nüket Hanım. Çok teşekkür Geçin ediyoruz. Sevgiler. Arkadaşlar ilk videomuzda oval taban anlatışı var, anlatılışı. Ona bakabilirler. Eğer git gel sık iğne yaparlarsa da istedikleri uzunlukta olduktan sonra köşeleri ikişer tane batıp bir kere hiç arttırma yapmadan dönsünler. Ondan sonra örneğe başlasınlar. Şöyle. Hatta şey yapalım Mürvet. Mesela bu gizli bursumuz bizim 30 santimlik. Evet. Şimdi 30 santimlik gizli burs için ölçüyü ben şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. 31. Şuradan alıyorum değil mi Mürvet? Kenardan 12. Evet. Değil yalnız mi? Bu şey çok fazla bursa göre büyütmedim çünkü bu örnek biraz yukarıya çıktığı zaman açılma yaptığı için. Evet. Çok sıkı bir örnek olsa biraz daha fazla tutarız tabanını. Evet.
O rozet bilgisini onu siz kaldıracaksınız bayanlar. O hani bizim elimizde olan bir şey. Biz normalde açmadık şu anda. Hani aç normalde biz başlatırken açıyoruz ama bugün açmadık. Direkt canlı yayını başlattık. Şimdi çıkmayalım da yayında bölünmesin. Bir dahakine dikkat ederiz arkadaşlar. Açıksa da kapatırız. Şimdi ben bayağı bir ördüm. Şuraya gelene kadar göstereyim. Evet. Son sıramızı yaparken sık iğne geçiyoruz. Sık iğnelerimizin arkadaki ipine batıyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar. Hepsini arkasında olana. Şimdi burası bittiği yer. Bunu da arkadaşlara göstermiştim daha önce. Şu şekilde. Bir daha göstermiş olalım. Şöyle arkaya alıyoruz. Fadiş Basarıcı, ellerinde sağlık Nöbet ablam, çok öpüyorum seni. Biz de öpüyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi örneğimizi bağladık. Bir sırada ikili. Şimdi bu ilk ilmeği bu şekilde alıyoruz. Ondan sonrakileri tığımızın üstüne alarak arkadaşlar. Umarım görünüyordur. Net. Tamam. Elinizi takip ediyorum. Daha ağır yapmam gerekirse söyle Kerim'cim sen. Bugün yumuşak rafya ile işliyoruz. Evet. Çok rahat. Evet. Şu gride yaptığımız gibi gride de yumuşak rafya kullanıldı. Evet. Çok rahat örülüyor. Mini toz tasarım görünüyor. Çok net. Semra Hanım yazmış. Tamam. Şimdi başa çıkmam gerekiyor. İstersen Aslı'cığım sen çantalarla ilgili vermek istediğin bilgi varsa bu sırayı çıktıktan sonra modeli döşeyeceğiz. Evet, şimdi mesela şey soruluyor. Hani bursa göre nasıl işleniyor diye. Ben şunu da söyleyebilirim. Mesela bursunuzu şöyle arkadaşlar. Bu da mesela aynı ölçülerde gibi. Şu bursunuzu açıyorsunuz. Bursunuzun enine ve uzunluğunun ölçüsüne göre taban başlayabilirsiniz. Ona göre işleyerek de yapabilirsiniz. Hani direkt o zaman şu şekilde oluyor. Ama dersiniz ki ben biraz daha volümlü istiyorum. O zaman daha büyük başlayıp üste doğru bursun ölçüsüne göre yine biraz küçültmeniz gerekiyor. Ya da büyük olduysa önüne pile yapılabilir. Mürvet Hanım'ın ördüğü ip şu anda yumuşak rafya 40 derece yıkanılabilir. Evet. 150 gramdır. Bu çantamızı soruyorsanız mumlu koton iple örüldü. Şöyle gösterebilirim ama bizim mumlu koton iplerimizin koton ağırlığı daha çok olduğu için çok sert değil bayanlar ve örümü çok kolaydır. Bu çantamızda soruyorsanız rafya iple yine 40 derecede yıkanabilir. Evet. Aynı ip, sadece renk tonu farklı. Bilginiz olsun. Ben devam. Daha küçük yapınca da hani hiç anlamayacaklar tabanı. Peki şimdi şey Mürvet, ben onu düşünmedim. Şimdi bursa bunu falan göstereceğim dedim ama ben tabanım neye takacağım? Çanta yok. Seninkini sökelim mi? Sök. Ne yapayım? Sök. Canın sağ olsun. Ben hani bitecek gibi şey düşünmüyorum ama olmaz. O zaman yukarıda bizim bir çantamızı getiririz. Olur. Orada tamam. Örnek olarak gösterebilirim. Zaten püf noktaları. Şu anda Mürvet Hanım örüyor. Çantanın önündekini gösterebilir misiniz? Çantaların örneklerini gösterebilir misiniz? Sen çantaların yaptın. Örnekleri şu. Şimdi nasıl işlendiği de gösterilecek. Evet. Bunda da birleştirme yeri belli olmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantalarınızın birleştirme yeri belli olmasın lütfen. Birleştirme yeri belli olduğu zaman güzel bir görüntü evet. Olmuyor. Mor bursumuz var mı? Ben şöyle Mürvet Hanım
derken örerken. Şöyle örerken giderken ben iyice karışırım. Sonra şöyle orijinal derim, onu da soracağım. Buradakilerin hepsi orijinal deri bayanlar, bilginiz olsun. Deride istenilen renkte yapıyoruz biliyorsun. Her renkte yapıyorsun deride de. Mor renk bakmışsınız. Bordo var. Şöyle mora yakın. Şu şekilde. Dediğimiz gibi istenilen bütün renklerde suni deri olarak ve gerçek deri olarak yapıyoruz. Yalnız bilginiz olsun bayanlar, gerçek deri de ince deriden yapmak zorundayız. Yoksa bursa geçiremeyiz. Ve dikilmesi hem dikilmesi kolay değil, hem de bursa geçirmesi kolay değil ve çok kalın durur, kaba duruyor. O yüzden şimdi buradaki ince deri, şu andaki burstakilerimiz kuzu derileri genelde arkadaşlar. Tabii arasında timsah derisi olan da var. Gerçekten. Peki fiyatları ne kadar deri bursların? Deri burslarımız şu anda fiyatlar yüksek ama onu da şöyle yapalım. Bugünkü canlı yayına özel yine eski fiyattan verelim. İndirimli fiyattan verelim. Yine 50 liradan verelim arkadaşlar size. Normalde biliyorsunuz 120-130 arası değişiyor orijinal deri burslar. Bursa geçirmeyi anlatırsanız anlatacağız sonunda. Tabii ki göstereceğiz onu. Takipte kalın. Deri burslardan ama tavsiye ederim. Yani telefonda göründüğünden çok daha güzel. Evet, yani çok şık durdular. Evet. Çantaya da çok yakıştılar. Arkadaşları bekletiyorum. Arkadaşlar, birinci şifreyi söylüyorum. Hazır mısınız? Rica ederiz. Birinci şifremiz, biliyorsunuz 3 tane şifre söyleyeceğiz yayın boyunca. Yayının sonunda doğru cevabı ilk yazan kişiye hediye değil, hediyelerimiz olacak. Birinci şifremiz mutlu kalın. Yazdınız mı? Evet. Birinci şifremiz mutlu kalın. Asel ailesi mutlu kalın. Ben şimdi aklıma şey geldi. Bunu yapmamın nedeni eskiden mesela radyolarda, televizyonlarda oluyor ya, yayın aralarında şifreler söylerlerdi. Sonra onu söylerdik hani doğru bilene evet, hediyeler. Evet, evet. Çocukluğumdan kalma herhalde. Ne güzel, ne ben güzel. Ben de şimdi tekrarını yapmak istedim. Kıvılcım Hanım, evet, normal fiyatı gerçek deri kuzu derisinden ama biz onları 80 liraya satıyoruz burada. 80 bursun boyuna göre değişiyor. Boyuna göre değişiyor. 130-150'ye kadar gidebiliyor. Bu 20 santim olanlar, 25 santim olanlar. Tabii. Yine birleştirmeyi bir kez daha gösterelim arkadaşlara. Tığımızı arkadan taktık. Önden arkaya aldık. Nostalji yazmışlar. O burslar bugüne özel yine 50 TL. Şimdi örneğimizi döşüyoruz arkadaşlar. Arkadan aldık ilk ilmeğimizi bu şekilde. Şimdi örneğe geçtik değil mi? Evet, örneğe geçtik. Tığımızın üstüne alıyoruz. Şöyle kerimeceğim. İçinden geçiriyoruz. İki seferde çıkarıyoruz. Yanındakini normal sık iğne. DM'den ya da WhatsApp'tan yazarsanız ben size yardımcı olurum. Her boyu mu 50 TL bugün evet, özel? Evet. Evet. Her boyu derken 20 santim, 25 ve 30 santimlik var şu anda. Elimizde bilginiz olsun. Görünüyor mu? Saygılar efendim. Bir normal ikili sık iğne yapıyoruz. Bir içinden geçirerek. En az 500-600 gram gider. Ya şuna mesela biz yaklaşık 250-800 grama yakın. Yerimiz Ümraniye'de Atatürk Mahallesi Sütçü İmam Caddesi. No 137A Ümraniye. Görünüyor mu? Görünüyor. Ben net gösteriyorum. Tamam. Size bağlı. Yani dikmenin her zaman dikmenler de var. Bir normal sık iğne yine hatırlatayım. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir tane dolayarak
alta iniyoruz. Zaten bir üst sıraya geçince mantı anlayacak arkadaşlar. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz. Bu da sizin gözlerinizin güzelliği. Bizi güzel görmek istiyorsunuz. Güzel bakınca her güzel şey bakınca, güzel görünüyor. Evet. Örneğin ismi ne Mürvet? Valla ismini bilmiyorum. Hani bir ismi var mı onu da bilmiyorum. Ben bu örneği sırt çantasında da kullanmıştım. Güzel duruyor ama. Evet. Mini bag çanta yaptım bu örnekten. İki örnek de aynı. Aynı. Ama şey rafya iple mumlu kotonette evet. Farklı duruyor ama aynı örnekler. Aynı. İkisi de aynı. Denemek istedim hani mumlu kotonda nasıl olur evet. diye. Çantanın bursuna da renk çok hoş yakıştı. Gitti. Evet. Güzel. Harikasınız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizler de harikasınız. O fıstık gibi olan örneği de verir misiniz? Ha, şey diyor fıstık modelleri var ya böyle top top oluyor topçuk. O herhalde yanlış biliyorsam. Sırasıyla inşallah hepsini. Evet. Ben de gerçek yılan ve krokodil deri var size versem. Evet. Yapar mısınız dedi herhalde. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Şifreyi alamadım. Söyledim arkadaşlar. Geçti o şimdi. İki üçüncüsü var daha. Hemen takip eden bir arkadaşınıza sorun. Ellerinize sağlık demişler. Teşekkürler. Ben de verdim. Birazdan göstereceğim bursların renklerini sizlere. ...25'te kaldı mı emin değilim pek ama 20-30 santim var. Bizde de o kadar çok deri var ki çok teşekkür ederiz. Telefon geldi orada. İpek Hanım yazmış. Kadının dokunduğu her şeyi muhteşemleşir. Harikasınız. Bence de öyle. Ben kesinlikle katılıyorum. Biz bayanlar ne istersek istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Yeter ki gerçekten canı gönülden istemek önemli. Ve istemek başarmanın yarısıdır biliyorsunuz bayanlar. Üreten güzel bayanlar, bayanlara selam. Selamlar. Bizden de selamlar. Başa giriyorum. Örneği kurduktan sonra ikinci sırada anlayacaklar. Yapımı kolay, zevkli bir örnek. Sıkmadan örsünler. Biraz uzatarak. Tabii ki GL beyaz diye yazıyor. Bana DM'den yazın, size her şekilde yardımcı olurum. Ben vereyim şifreyi ile başlar. Ha, ne ile başlar, ne ile biter. Bu kadar. Kıvılcım. Bu kadar. Arkadaşlar, ama sadece bu kadar. Tamam, söyleyeyim. Son bir defa daha ilk şifreyi söylüyorum. Kaçırmış olan arkadaşlar ama lütfen... Bakın çünkü sonradan katılanlar da olacak. Bu sefer ilk başta katılanların hakkı yenilecek. O yüzden son defa ilk şifreyi söylüyorum. Birinci şifremiz, kaydedin. Mutlu kalın. Gerçekten de öyle kalın. Hep öyle kalın. Mutlu olun. Sizler de mutlu olun. Tığ kaç numara Mehmet Hanım? Ben rafya ipte genelde 4 numara kullanıyorum. Ama tabii kişiden kişiye elin hani bazıları çok sıkı örüyor. Asya Hanım, DM'den bana yazın, size yardımcı olacağım.
Kadın baştan başa harikalarla dolu bir gerçek mucizenin kendisidir. Ben de katılıyorum size. Bizler mucizeyiz. İpin hangi renkleri var? İpin su yeşili var, sarı var. Hardal var. Hardal var, kahverengi var. Siyah var. Lacivert var, mocivert var. Siyah var. Lila var, siyah var. Çok tatlısınız diye yazmışlar. Rica ederim. Şimdi bu sırada şunu da yine bir kere daha göstereyim. Önden alıyoruz. Ne yaptık Mürvet abla? Onu şu şekilde aldık. Tekrar şimdi, birleştireceğiz ya. Evet, birleştirme yapıyoruz. Arkadan öne tığımızı. İlmeğimizi de önden arkaya alıyoruz. Yavaşça. Şöyle büyütüyoruz. Şöyle. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşların başka teknikleri varsa yapabilirler. Bu hani yeri belli olmaması adına. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu normal ikili sık iğnemizdi. Şimdi bunu dolama yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şöyle. Her seferinde diyor böyle mi birleştirme yapacağız diye Hatice Hanım soruyorlar. Yani bu modelde evet. Bu modelde? Evet. Evet. Şimdi normal ikili sık iğne. Bakın bu normal sık iğne dolama değil. Şu dolama, şu dolama. Şimdi buna dolama yapıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar paylaşacağız videoyu. Bu normal dolamanın üstüne de normal ikili sık iğne geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bazen okuyamıyorum hızlı geçtiği için size ricam tekrardan yazın. Tekrar ben sizin için okuyayım. Bu teknik çok pratik. Çok teşekkür etmişler. Rica ederim. Yalnız her örnekte olmuyor. Yani sık iğne de hafif de olsa yine belli oluyor. Ama bu tarz örneklerde gayet güzel değil mi Aslı? Çok güzel, yani kesinlikle. Zaten şey birleştirme yeri beni takıldı burada. Evet. Evet. Birleştirme yeri hiç yok. Muhteşem duruyor. Bayanlar hiç üzülmeyin kaçırdıysanız. Şöyle, bu ikili sık iğnemiz. Bir sıkıntı çıkmazsa çünkü paylaşacağız canlı yayın video bu olarak. Bu dolama olan bir alttaki onun üstüne de çift sık iğne. Herhalde anlaşılmıştır. Ben net çekiyorum. Arkadaşlar normal gelip yine az önce gösterdiğim gibi bağlayacaklar. Nasıl? Dolamanın üstüne sık iğne, normal sık iğnenin üstüne içten alarak dolama sık iğne yapacaklar. Örnek bu şekilde gidiyor. Mavi Hanımcığım şifre... 3 şifre vereceğiz. Kim tutarsak ne ilk? Yani daha doğrusu çekiliş yapacağız, hediyeler göndereceğiz. Birinci şifreyi verdik. Bu model rafyada farklı ve güzel duruyormuş. Evet, çok güzel oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Kağıt yapılsa ne güzel olur. Ne? Kağıt iple yapılsa. Kağıt ipte böyle durmuyor. Şimdi kağıt ipte, kağıt ip ince olduğu için evet, daha ince. Daha ince yine olur. Evet, olmaz değil. Güzel kesinlikle durur ama, olur ama daha ince. Benim fikrim hani dediğin gibi hani siz daha iyi biliyorsunuz ama ben de bir görsel olarak söylüyorum. Rafya hep biraz daha böyle şey bombili duruyor böyle yumuş yumuş durduğu evet, için daha kabarık oluyor. Daha hoş bir görüntü oluyor. Tabii ki kağıt iple de yapılabilir. Tabii ki daha minik minik olur. Evet. Yani böyle kabarık kabarık olmaz da. Arkadaşlar anladı herhalde. Her sırada normal sık iğnenin üstüne dolama yapacaklar. Dolama olan sık iğnenin üstüne de normal ikili. Bir tane daha yapayım. Bakın dolamanın üstüne masadaki normal hardal. Normal sık iğne yaptık dolamanın üstüne. Bu normal sık iğne. Şimdi bu sırada dolama yaptık. Şimdi bu dolama, bunun üstüne ikili. Aslında oradan bir tane hardal rengi verir misiniz zahmet? İkilinin, ikili normal trabzanımıza da dolayarak. Örnek bu şekilde arkadaşlar.
Zaten kapamayı da gösterdik. Üst sırada yine aynı şey. İkili trabzanı gördüklerinde dolama yapacaklar. Dolamayı gördüklerinde de normal sık iğne yapacaklar. Başka bir şey yok canım. Bu şekilde ilerleyecek. Anlaşıldı mı? İkinci şifre. ASL ile kalın. Evet, çok güzelmiş. ASL ile kalın. Örneğin adını yanılmıyorsam balık modeli. Bak biz de öğrenmiş olduk. Ben çok baktım, hiç denk gelmedi balık modeli. Hanımlar sordunuz hardal rengi. Buradaki mumlu koton ipimiz evet. Hardal. Raffi ipimizin de rengi bu şekilde çok güzel. Düşünürseniz hepinize birer tane gönderebilirim. Bu şeyde bu rafya gri olan rafya ipimizle işlendi. Hardal oranında mumlu koton ipimizle işlendi. Burslarda derili bursla yapıldı. ASL ile kalın. Rica ederiz. Kapamayı gene gösterir misiniz diyorlar. O zaman şöyle geleyim. Evet arkadaşlar, kapamayı son bir kez daha gösteriyoruz. Gözlerinizi ekrandan ayırmayın. Sonrasında tekrar başı alıp izleyebilirsiniz. Şöyle bir tutturayım. Aynen. Zaten ilk videomuzda da var. Şimdi sık iğnenin üstüne dolama yapıyorlar. İki de çıkarıyorlar. Dolama sık iğnenin üstüne bu şekilde. Üst sıraya geçişte ilk dolama da tığın üstüne alınmadan yapılıyor galiba. Evet. Hemen birer tane gönderebilirim size. Gri ipten ve gri burstan çok güzel gerçek deri. Şimdi arkadaşlar geçiş yapıyoruz. Arkadan öne. Sanırım yollamadım daha. İpimizi arkaya alıyoruz. Kağıt olacak mı? Şöyle çantayı bir kez geçiriyoruz içinden. Yine kapamamız bu şekilde. Evet. Büyük bir zevkle size göndereceğiz. Şöyle sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ederken de şu şekilde alıyoruz. Şu şekilde. Ben şimdi yukarıdan bir çanta getireyim. Sonrasında bursu takmayı göstereceğim. Tamam. Bu şekilde devam ediyoruz. İşlem aynı. Dolamanın üstüne sık iğne gelecek. İkilinin üstüne, içine batarak. Her sırada onu takip etsinler. Şimdi Zehra Hanım, kağıt değil, kayıt olacak mı? Kayıt olacak. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa Allah'ın izniyle canlı yayını video şeklinde paylaşacağız. Hiç merak etmeyin. Başka sormak istedikleri bir şey var. Ay bu çantayı söksen katiyen sökülmez. Sökmeye niyetimiz yok Hatice Hanımcığım. Yok sökülüyor bakın. Şurada. Mesela sökebilirim. Kake Dika. Bana DM'den yazın. Muhtemelen zaten siparişleriniz hala orada devam ediyor. Ben yardımcı olacağım. Renk olarak da görsel atarsanız size zahmet. Bunu böyle gevşeterek eğer hani yanlış aslında yapıldıysa... neydi? Kalın. İşte... Semra Hanımcığım siliniyor. Şöyle çok da güzel sökülebiliyor Hatice Hanımcığım. Rafya iplerinin adeti 45 TL. Paket fiyatımız vardı, bitti maalesef. Yeni gelecek ürünlerimiz, daha doğrusu aldığımız ürünler de şu anda çok maliyeti biraz bize yüksek geliyor ama yapacak bir şey yok. Burslarımızı gösteriyorum tekrardan. Normalde burslarımızın tabii ki 160-120'ye kadar fiyatları değişiyor bugün özel. Sadece 30 santimlik ve 20 santimlik burslarımız var. Şöyle gösteriyorum. Bugün özel yine 50 TL'de. İnce deri, kuzu derisidir ve yılan derisidir ki timsah derisi de var düşünürseniz şöyle. Hepsi gerçek deri. Rafya iplerimizin 150 gram. Düz rafyalarımız 150 gram. Şöyle gösteriyorum tekrardan. Evet bayanlar.
Tamam. Bu örnek için kaç adet rafiye ip gidiyor Mürvet Hanımcığım? Buna bir taneden birazcık daha fazla gitti. Yani iki tane ama, adet şart. Ya, evet. İki adet. Ama bu 30 santimlik. Boş. Evet, kursuza göre de değişir arkadaşlar. İkinci şifre ASD ile gerisi neydi? Bizim de kalın diyorum. Dediğim gibi iki adet. Ama şimdi herkese şifreyi vermeyelim bayanlar. Yazmayalım değil mi? Şimdi bu sefer haksızlık olur. Haksızlık olur bu sefer de. Yanında şey belirgeç. Burada gerçi bir sürü vardı. Belirgeç. Şimdi arkadaşlar biraz sonra... Fethi Kare, Asli ile kalın değil, ASL ile kalın. Şimdi biraz sonra arkadaşlar size derili gizli bursumuz nasıl takılıyor onu göstereceğim. Bu çantamıza bu şekilde bir gizli burs uygulayacağım, derili burs. Şimdi bu elimizde hazır bir çantaydı, yukarıda makyaj için beklenen bir çanta. Bunun üzerinden size göstereceğim nasıl yapacaksınız diye. Gerçi bilen arkadaşlar var ama... Belki bilmeyen arkadaşlar da vardır. Bayağı bir soruldu. Şöyle bir ayağa kalkayım ben. Çok teşekkürler, sağ olun Naciye Hanım. Evet arkadaşlar, bugün ne yaptık sizlere? Sevgili Mürvet Hanım, derili gizli bursu çanta nasıl yapılıyor onu gösterdik. Şimdi bursu nasıl takılacak onu göstereceğiz. Bunu şöyle sonra gösterecekti, kızlar oraya koymuş. Ben de ikide birime değilim. Yok şey Kerime, küçük minik şeyler var ya, yerlerini belirgeç yapmak için çengeli ineriz. Renk renk plastik. O şekilde belirgeç deyince anlamışım, o şekilde anlatayım. Bunları göster. Mumlu kotonları belki yapmak isteyen olur. Mumlu kotonlarımızı da Kerime gösterir size birazdan renklerini. Şöyle benim aslanım. Alayım onu ben paketi. Evet arkadaşlar, şimdi hazırsanız burs nasıl takılıyor onu göstereceğim ben size. Ben bu arada elde dikmeyi de yeni yapacağım. Ben çünkü makinede dikiyorum bunları. Alayım mı? Yok şöyle ben hemen. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Daha önce de söylediğim gibi çantanın en ortasını ve yanlarını en düzgün şekilde bulmamız için çantamızı yatırıyoruz. Güzelce yatırıyoruz. Yatırdıktan sonra, çünkü çanta dönebiliyor. Tabanını şu şekilde yaparak, bakın şöyle yatırdıktan sonra şu şekilde yapıyoruz. En doğru yanı o şekilde bulursunuz. Şöyle bir yanımız neresi? Burası. Hemen burayı işaretleyelim. Şimdi diğer yanımızı da burası. Burayı da işaretleyelim. Şimdi ortayı bulacağız. Ortayı bulmak için de tam tersi şu şekilde açıyoruz. İkisini denkleştiriyoruz. Bu sefer ortaları buluyoruz. En doğru şekilde böyle bulabilirsiniz. Eğer çantanızın ortasını ve yanlarını eşit şekilde yapmazsanız burs takıldıktan sonra çantanız döner arkadaşlar. Bu sadece gizli burs için geçerli değil. Metal burslar için de, ahşap burslar için de aynı şekilde. Burslu çantalar, hatta çantalarınıza sap takarken de bu şekilde en düzgün ölçüyü alabilirsiniz. Evet, ortalarını da belirledikten sonra bu kadar dermiş. Şimdi bu şekilde yerlerini belirledik. Bursumuzun zaten yanları, kenarları belli. Şöyle. Bunun da orta kısmı şurası. Ne yapıyoruz? Bursumuzu içten. Şöyle geleyim aslanım. Hatta bence ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Size daha pratik bir şey söyleyeceğim. Bunu da herkes söylemez. Bursumuzun kenarları biliyorsunuz vidalıdır. Vidanızı çıkartın.
Diğer taraftaki vidayı da çıkartın. Hiç uğraşmayın. Çok da pratik olacak. Şimdi bursunuzdan derinizi çıkartın. Biraz zorluyorum şöyle, kusura bakmayın. Bursunuzdan diğer taraftan çıkarsak daha rahat çıkacak. Şöyle iterek deriyi tamamen çıkartalım burstan. Biz sıkı dikiyoruz geçen de bahsettiğim gibi. Evet. Bunu takması da zor oluyor. Gevşek dikmiyoruz. Çünkü çantada gevşek dikildiği zaman şurada bir potluk oluyor. O benim hoşuma gitmiyor. Bakın arkadaşlar. Bunu çıkardıktan sonra yapmanız gereken şu şekilde çantaya dikmeniz olacak. Dikişler zaten, delikler burada. Ben şimdi şöyle iğne aldım normal elime. Bunun burası nereydi? Bakın tam şurası yan taraftı. Hemen oradan şu şekilde tutarak, ben şimdi böyle kabala gösteriyorum. Sadece size nasıl dikileceğini göstermek için, bakın. Bu şekilde. Tabii iğne ardı dikebilirsiniz. Ben hani sadece püf noktalarını göstermek için size böyle dikiyorum. Ne buradan. Arkada delikleri var zaten. Diğer türlü metalle dikmeniz inanılmaz zor olacak. Bunu da herkes göstermez. Onu da söyleyeyim. Gerçekten ama. Bak çok pratik böyle. Ya inanılmaz. Ya. Şimdi o metali elinizle döndürmek etmek sizin için büyük bir eziyet. O yüzden zaten vidalı burslarımız, vidasından çıkartarak böyle pratik şekilde çantanıza dikeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bizim insanlarda şey var. Ben bunu böyle gösterirsem bursu kendi de yapar. Evet. Anlatabildim mi? Siz aynı şekilde böyle dikip kumaşlara da geçirebilirsiniz arkadaşlar. Kumaş gizli bursa yapabilirsiniz. Süper. Ben bu kadar bilgiler, detaylı Aslı. Bilgiler veriyorum. Bakın size. Evet ya, harikasınız demişler Aslı Hanım. Sizler de öylesiniz. Süper ya demişler. Gizli bursu boşuna elinizde, o kadar döndürmeyin. Zorluk yapmayın. Bakın o kadar da pratik dikiliyor ki. Şimdi eğer astarla birlikte yapacaksanız, evde kendiniz astar yapan arkadaşlar varsa, astarınızı hazırlıyorsunuz. Astarı da içine oturtuyorsunuz. Bursunuzla beraber bu şekilde dikerek de zaten burs arada kalıyor. Bilginiz olsun. Onu da yine en kısa zamanda ben size detaylı bilgi vereceğim. Geçen bir arkadaş diyor ki, Aslı işimi bırakacaksın. Bütün detayları söylüyorsun. Şimdi işi bırakmak değil ama ben daha önce de söyledim. Eğer bir bilgi veriyorsam onu en doğru şekilde, en düzgün şekilde bilgiyi verirsem, çok teşekkür ederiz. Beni bilen arkadaşlar biliyor. Yarım bilgi vermeyi sevmiyorum arkadaşlar. Ya hep ya hiç. Evet arkadaşlar, tamamını göstermeme gerek var mı? Çok teşekkür ederiz. İnsanlar püf noktalarını kendilerine evet. saklıyorlar ki sade. Kesinlikle. Bakın. Bu şekilde dikerek arkadaşlar bursunuzu, bakın, böyle dikeceksiniz. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceksiniz. Ama sizden ricam, lütfen şu delikli kısmı çantanın dışına gelmesin. Hoş bir görüntü olmuyor. Ben evet. sevmiyorum. Daha profesyonel olmasını, daha güzel görünmesini istiyorsanız mutlaka deri bursunuz çantanızın içinde olsun. Dışta dikmenin nedeni de çünkü daha pratik, daha pratik kolay geliyor. Için, evet. Hemen hızlıca dikelim ama bir iş yapıyorsanız bence hakkını vermeliyiz diyorum. En güzel şey. İnsanlar şekilde, sadece kendilerine saklıyorlar diyor. Hani ben para kazanım diyor. Aslı Hanım'ın öyle bir niyeti yok çok şükür. Arkadaşlar bakın, ben her zaman söylüyorum. Benden alışveriş yapmanız önemli değil. Ama yardım edebileceğim bir şey varsa soru da sorabilirsiniz. Benim müşterilerim var, gece 1'de bile yazan arkadaşlar var. O an dönemesem de sabah dönüyorum. Bilginiz olsun mutlaka. Bildiğim bir şeyse cevaplamak isterim. Yurt dışında yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Burslu çantalarım vardı. Nasıl yapacağım bilemiyordum sayenizde. Bu şekilde en pratik arkadaşlar. Burslarla uğraşmayın. Metallerinden çıkartın. Metalleri nasıl takılacak diyor. Metalleri de gösterecek hemen. Aslında dikebilsem diktikten sonra yapılışını da gösterirdim ben size ama bekleteyim mi biraz sizi? Dikeyim mi? Bence bekletelim biraz. Hazır elinizdeymişken evet. o güzel maşallah diyeyim sihirli elleriniz. Hızlı hızlı dikiyorum ama siz daha güzel dikeceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi hani böyle rastgele dikiyorum ama siz tabii iğne ardı falan. Gönlü iyi olan dikiyorum. Karşısında da iyiler çıkar, kötülük cinlik düşünenler hiçbir başarı da elde edemiyor.
Arkadaşlar söylüyorum, yine söylüyorum. Eğer gerçekten bir bilgi, bir şey paylaşmak istiyorsanız en detaylı şekilde paylaşın. Yoksa insanları uğraştırmayın diyor. Tabii ki göstereyim. Bir de buradaki harlar rengindeki deri bursumuzdan hiç yok. Olmadı. İki tane vardı. Birini Mürvet Hanımcığıma verdim güzel gözlüme. Ötekini de galiba Hilal Hanımcığıma gönderdim. Beklemeye değer. Aslı Hanım, onu yaparken ben de size rafya ipleri çok soruyorsunuz. Bu sırada Aslı Hanım rafya ipleri hemen. Tamam. Şöyle bir göstereyim. Tabii ki renklerimiz gelecek bayanlar. Adeti 45 TL. 150 gramdır. Yerimiz Ümraniye'de. Atatürk Mahallesi Sütçü İmam Caddesi. No 137A. Ümraniye, İstanbul. ASL çanta. Google'da arattırdığın zaman da çıkar arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin, Allah gönlünüze göre versin demişler. Beklemeye değer. Yeriniz nerede diye. Evet. Cevaplamaya çalışıyorum. İplerimiz burada. Bayanlar, ip eksikliğimiz şu anda çok var. Geldiği gibi maşallah diyeyim kalmıyor. Şu an sırada zaten gelenler de kalmayacak ama gelirse Aslı Hanım yine bir ufak canlı yayında söyleyecektir. Story çekecektir mutlaka. Yine deri burslarımı göstereyim. Aslı bugün bunları indirime girmeyecekti. Yine Aslı Hanım'ın kalbinin güzelliği. Normalde bu fiyata çünkü satılmıyor. Bizim bu bursları alışımız zaten 40-45 lira. Şansa bursa uyan da bir çanta bulduk yukarıda. Evet, evet, çok iyi oldu ama. Gösterelim şöyle Kerim'e. Hemen. Şimdi arkadaşlar bakın, bir tarafı böyle bu şekilde diktim. Şimdi ikinci tarafı, diğer tarafı dikeceğiz. Yine aynı şekilde. Şimdi bursları çıkartırken de bakın, mesela bir taraf geniş, bir taraf dar. Şöyle göstereyim. Şu ince olan yerden çıkartırsanız daha rahat çıkartırsınız, bilginiz olsun. Takarken de yine aynı şekilde oradan takın. Onu da göstereceğim nasıl takacağınızı şimdi. Bu püf detayları hiçbir yerde görmedim. Çok teşekkür ederiz. Plastik rica çanta ederiz. Kuplarınız var mı? Plastik akriliklerimiz var. Aslı Hanım, sizi yaparken ben bir yandan mağazayı gezsem. Bir 5 dakikamı size ayırayım. Akriliklerimi göstereyim. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Allah kısmet ederse inşallah, bir sıkıntı çıkmazsa mutlaka videomuzu paylaşacağız. Akrilik kuplarımız var. Ahşap şu şekilde. Plastik olarak kulp şunlardan var bayanlar. Bilginiz olsun. Yerimiz Atatürk Mahallesi, Sütçü İmam Caddesi. No 137A Ümraniye. Cumartesi pazarının tam ortasındayız. Ortasındayız derken her iki ucuna yakınız. Yeni çıkan setimiz, kapağımız muhteşem duruyor. Bütün renkleri, mevcut renklerini yapıyoruz. Aa Kerim'e bunu göster. Gösterdin mi? Aa, göstermedi. Burası bekledim. Arkadaşlar bakın, yeni kapak yaptım bu arada. Nasıl olmuş? Yine kitimiz, taban, kapak bu şekilde halka koyduk. Ve bunu da ben ördüm bu arada. Evet. Bunu da siz ördünüz. Onu da ben ördüm. Minik şeyleri ördüm. Aslı Hanım bir de yetmiyor. Akşamları gidip evet, ayrıyetten size sırf modeli çıkarıp göstermek için gerçekten şu şekilde. Aslı Hanım, sizi ziyarete muhakkak gelmek istiyorum. Sizinle tanışmak Kerim, istiyorum. Her zaman. Her evet, zaman. Kerim'e burayı da gösterelim. Evet arkadaşlar, az önce bir tarafı bitirdik biliyorsunuz. Şimdi diğer tarafı aynı şekilde. Bunu mesela ne yaptık? Ortası burası. Yine bu şekilde buraya dikeceğiz. Delikler var zaten. Deliklerden yine bakın şöyle ipimin arkası çıktı. İnce ip olunca nazar çıkar bir yerden, bir şey olmaz. Şöyle yapayım zaten, bu geçme derten döküyorum, sökülmesin. Yayını kaçırmamak için sayfada detaylı bakamadım. Hep video var sanki. Saplarda fotoğraf var mı tek tek bu ürünler için?
Sayfamızda genelde bütün ürünlerimiz mevcut. Kerime Hanım, seni yani niye göremiyoruz? Herkes merak ediyor. Tamam, ben Kerime'yi de göstereceğim. Nükhet Hanımcığım, biz seninle görüşürüz. Gizli sesi arkadaşlar. Selam, çok teşekkür ederiz. Zaten bir yandan da devam edeyim ben. Rengarenk yine spagetti saplarımız var. Bu sene renk konusunda coştuk. Ve yine mini çanta kitlerimizin her rengi mevcut bayanlar. Kırmızı, tabağa beyaz, krem, pudra, hardal, mavi, mor. Hangi renk isterseniz. Penguen saplarımızda dediğim gibi bu sene renklerle coştuk. Birazdan sizi mumlu koton iplerin yanına götüreceğim. Yeni set ne kadar acaba? Aynı minik iplerle. Kerime Hanım, çanta saplarını bir daha gösterir misiniz? Çanta saplarımız derken Sevgi Hanımcığım bunların mı canım? Gerçek derisini de yapıyoruz. Tabii burada gördükleriniz birinci kalite suni deridir. Ama isterseniz gerçek deri de mevcut. Gerçek deri biliyorsunuz arkadaşlar, herkes tercih etmediği için Azlı Hanım isteğe göre yapıyor. Fiyatları DM'den bana yazarsanız büyük bir memnuniyetle sizi bilgilendireceğim. Şu şekilde göstermek istiyorum. Boncuklu olanlar hemen Sevgi Hanım. Şu şekilde. Orada siyah gördüm. Siyah da var. İsterseniz böyle simli şu şekilde. Kağıt iplerimizi de göstermek istiyorum. Mumlu kotonlara geçmeden. Sevgi Hanımcığım, siz isteyin. Biraz önce unuttum. Görmek istediğiniz bir şey varsa isterseniz DM'den, isterseniz WhatsApp'tan görüntülü olarak bütün ürünleri gösterebilirim size. Bu şekilde de alışveriş yapabilirsiniz. Ve daha sonra aldıklarınızın tek tek fotoğrafını, fiyatını zaten barkodu ile beraber atıyorum. Ondan sonra toplamında beraber anlaşıyoruz. Sonu bu. Siz mutlu, ben mutlu. Koton iplerimiz, mumlu koton iplerimiz ama koton ağırlığı daha çok. O yüzden elinizi çok acıtmıyor. Çok kullanışlı. Bizim burada kursiyerlerimiz var. 20 kişiye yakın en azından onlar kullanıyor. Özellikle onlar bize çok söylüyor. Bilginiz olsun. Renkleri de şu şekilde mevcut. Yeşilim hariç şu anda var. Ama dilerseniz sipariş verebiliriz. Yine puzzle iplerimizi göstermek istiyorum. Rengarenk ipler yapabilir, çantalar yapabilirsiniz şu şekilde. Mumlu koton iplerimiz de 280-260 gram arası şu şekilde çile şeklinde satıyoruz. Şöyle, hatta sizin için tartabilirim burada. 284 gram 60 TL. Evet bayanlar. Kağıt iplerin kilosu 170 lira. İstediğiniz gramajla alabiliyorsunuz. Çilesi 250 gram 300-200 gram arası geliyor. Daha sonra. Puzzle iplerimizi de şöyle söyleyeyim, polyester makrome ipi gibi rahat aslında örülebilir. Kademe kademe örebilirsiniz çünkü ebruli ip gibi bunlar da gerçekten çok güzel. Bunlarla yapılmış şantalar çok harika duruyor. Dediğim gibi renkleri de mevcut isterseniz şu şekilde.
Aslı ablam size bursu göstermek için şu anda dikiyor, o yüzden ben de size ürünleri göstereyim. Gelebilirsin Kerim'e. Hemen geliyorum. Yalnız arkadaşlar ben normal dikiş ipiyle yaptım. Kopabilir ben bursu takarken. Siz böyle yapmayın. Ben size sadece aceleyle göstermek için ip hatta rengi de farklı hatta. Makasım var mıydı böyle? Selda Hanım, hangi ipin fiyatı? Birazdan gramajını, puzzle iplerin gramajını size söyleyeceğim. Şu an Aslan'ın bursu takacak. Kaçırmamanız için hemen şu şekilde tutuyorum telefonu. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Gizli burs için derimizi çantamıza taktık. Bu şekilde. Tabii dediğim gibi ben normal dikiş ipiyle yaptım. Siz çantanızın kendi ipiyle yapacaksınız. Şimdi az önce de dediğim gibi bursu takarken bir geniş yeri var, bir dar yeri var. Bakın. Şu şekilde göstereyim Aslı abla. Evet, burası dar yeri. Bir de diğer taraf geniş yeri. Çift gözlü, tek gözlü gibi düşünün. Da şöyle burası üç çatallı gibi duruyor. Evet, şurasında yani tek. Yani zaten arkadaşlar da elini aldığında bilir. Şuradan başlıyoruz takmaya. Dar olan yerden. Zaten açık burası biliyorsunuz. Bursumuzu şuradan geçireceğiz. Dediğim gibi ben mesela de deriyi daha dar dikiyorum. Çantada potluk olmasın, hı-hı, diye. Biraz daha bursu da zor geçiriliyor ama geniş dikilirse daha farklı. Karnıma dayayacağım şimdi. Çirkin bir görüntü olacak. Sen üstten çekilirme. Biri başka türlü takamam. Çantaların kraliçesi diye yazmışlar Aslı. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bakın şöyle çantanıza itiyorsunuz. Ne yaptık? Bir taraftan diğer tarafa bursumuzu iterek çıkarttık. Bakın bir tarafı taktık. Takıldı mı? Takıldı. Takıldı. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer tarafı takıyoruz. Şimdi onda da şunu gösterelim Kerim'e. Üçüncü şifre. Üçüncü şifre birazdan. Örgüyle kalın. Üçüncü şifre örgüyle kalın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hadi bursu takalım. Hep beraber. Şimdi bakın arkadaşlar burayı şurası biliyorsunuz tek. Şu da ikili. O yüzden ne yapıyoruz? Denk gelecek şekilde takmamız gerek. Şöyle olacak takarken. O yüzden şimdi ne yapıyoruz? Yine burayı bu taraftan. Bakın. Takıyoruz çünkü sonra kapandığı zaman böyle olması gerekiyor. Bu, bunun arasına geçmesi gerekiyor. Ama bu haksızlık. Yani bütün şifreyi yazmışsınız. Kendi aranızda mı hediyeleşeceğiz? Ne yapacağız? Ben karışmıyorum arkadaşlar. Artık nasıl yapacaksak herkes birbirine söylüyor. Aslında güzel bir şey. Ne güzel. Birbirini paylaşıyorlar. Harikasınız. Hepsi yazmışlar. Mutlu kalın. Bizimle kalın. Bizimle kalın. Evet, şimdi diğer taraf, bunu da takıyoruz arkadaşlar. Ya aynen ya, yani paylaşmış arkadaşlar. Bence aynen. Onlar Zeydi'yi göndersinler. Kerime yine karnımı çekme. Ben çünkü karnıma dayayarak yapıyorum. Şimdi yukarıda masada olsa masaya dayamak. Senin karnın olabilir. Yok bir kere. Onu var, söyleyeyim. Güzel. Maşallah. İki çocuk annesi maşallah diyeyim de. Evet. Aslı ablayı çok sevdiğinizi biliyorum. Bir maşallah çekin bayanlar da. Ben de sizleri seviyorum arkadaşlar. Emin olun karşılıklı. Şimdi. Bakın burayı da taktık. Her ne kadar da zorlansam da. Biz yazmayın dedikçe mutlu kalın. Bırak yansın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Şimdi arkadaşlar bakın diğer tarafı da taktık. Şimdi artık burslarımız deride. Gördüğünüz gibi. Şimdi nasıl kapatacağız? Burayı. Şöyle yapalım. Bakın buraya getiriyoruz. Vidasına. Bu buraya denk geliyor. Bu şekilde. Aralardan geçirerek vidayı taktık. Diğer tarafa geçelim. Aynı şekilde. Nazar boncukları yağmaya başladı. Hakikaten bitti şifreler. Güzel. Evet arkadaşlar bakın bursumuzu taktık. Kapatalım mı? Güzel kalın.
Ellerinize sağlık. Biraz maşallah. Sadece. Ellerinize sağlık. Maşallah diye yazmışlar. Nazar boncukları dökülüyor. Arkadaşlar. Bakın. Taktık. Bitti. Kapatıyorum. Hazır mısınız? Ve bu şekilde gizli burs en kolay. Derili gizli burs nasıl takılıyor? Bu şekilde takabilirsiniz arkadaşlar. Başarılı mı? Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar şifreyi de tekrar tekrar yazıyorlar galiba. Hepsi bize hediye gönderecek. Yazsın arkadaşlar. ben onun için ayrıca bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde. Her bursun vidaları çıkıyor mu? Evet. Çıkıyor. Aslı artık nazar boncuğun yanında taşıyorum abişim. Mürvetim. Evet maşallah. Evet. Mavi gözlerle yan yanayız. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz umarım sizler için de faydalı olmuştur. Hem sohbet ettik. Evet. Hem Mürvetciğim harika çantalar yine gösterdi. Yine püf noktalarını gösterdi. Şöyle biraz. İkinizi birden çekeyim Aslı ablacığım. Şöyle. Takıldıkları bir nokta olursa yazabilirler. Evet. Sizi çok seviyoruz diye yazmışlar. Süpersiniz. Kalpler. Bakın bunu gerçekten bütün içtenliğimle söylüyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Ben insanları çok seviyorum. İnsan olanları seviyorum. Karşılıklı emin olun. Kesinlikle. Sizleri seviyoruz. Mürvetciğim ne sormak istediğiniz bir şey var mı? Mürvet Hanım'a ya da bana. Daha sonra da sorabilirler. O yüzden arkada bu yakıştı buna ya. Evet. Bu burs da yakıştı buna. Evet. Renk olarak. Değil mi? Hoş durdu. Benim çok bombiş bombiş oldu. Bakın. Çok güzel. Üstünüze de yakıştı yine. Sevdiğiniz renkler zaten. Çok seviyorum. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın, örgüyle kalın. Hemen mesaja ilk önce yazan arkadaşımıza hediyemizi göndereceğiz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet bayanlar. Kaldınız yine bende. Mumlu koton iplerimiz dediğim gibi 280 gram 60 TL. Rafya iplerimiz. Adeti 45 TL. Ve 150 gram. Birinci mutlu kalın. İkinci ASD ile kalın. Üçüncü örgüyle kalın. Ama DM'den yazın. Yeni çanta kapağımız. Bilginiz olsun. Elde sarıyor. Bir saniyesi sarıyorsun. O kağıt. Onları onlara dilediğiniz sapı takabilirsiniz isterseniz. Evet ne diyoruz? Sağlıklı kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.